Abi Bino Game'i dolarla almıyorsunuz da işte 5 liranın da değeri kalmadı. O minimum şeyi de minimum donation'ı bir 20 lira yapalım da 2 dolar gelsin bari. Onu bir 20 lira yapalım da 2 dolar gelsin be ya. O minimum donation'ı bir arttıralım onu bir. Doğduğum köyde yeni doğan bütün çocukları şeytana adayım. Sen ne yaptın? Onu biraz arttıralım mı ya? Battık amına koyayım. Battık. Dur en son ne yapmış dolar? Rassamaha. Bakayım. Allah. Allah. 6,46. Dur bakalım. Ey Trump, ne demiş bu Trump? Ne demiş bu Trump? 10 Ağustos 2018 tarihinde sosyal medya aracılığıyla ABD yönetimi tarafından yapılan duyuruda ülkemizin yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin sırasıyla %20 ve %50'ye çıkarılacağı. Oha. Bilindiği üzere ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında tüm ülkelere karşı sırasıyla. Evet, tüm ülkelere %10 ve %25, bize %20 ve %50, direkt iki katı. Neymiş abi, bizim demir, çelik ve alüminyum ürünlerindeki ihracatımız neymiş abi? 2017'de 1,1 milyar dolar. Oha. İhracatımızın içindeki payı 1/1'miş. Allah Allah. Rassamaha. Biz de kızmışız tabii. Evet, evet doğru. Bu doğru. Rassamaha. Evet, dolar bu kadar yüksekken hala sab olanları görüyorum arkadaşlar. Prime'la sab olun. Prime'la sub olun. 16 lira Prime'la sub. Ben yine aynı parayı kazanıyorum. Normal sub'la Prime sub arasında benim kazancımda bir fark yok. Sizin cebinizden az çıkıyor. Bunu bir kullanın. Bunu bir kullanın. Prime'la 22 liraymış. Tamam 22, tamam. Ne yapayım amına koyayım? 35 lira vermekten iyidir. 30, yani 36 lira vermekten iyidir. Yani 37 lira vermekten iyidir. Hayır, 38 lira mı vereceksiniz bir sabla? Yani bence 39 lira vermeyin, gerek yok. 40 lira bence bir sab olmaya gerek yok. 41 mi oldu? Dolar kaç oldu şu an? Ananı sikeyim. Hesaplayamıyorum arkadaşlar. Hesaplayamıyorum. Gitti. Ucunu alamadık. Rassamaha. Ucunu alamadık. Kaç oldu? Vay amına koyayım. Ya sevgili arkadaşlar. Sevgili bir tanecik arkadaşlarım. Durumumuz çok ciddi söylüyorum. Pek iyiye gitmiyor. Rassamaha. Şimdi ben bir şey merak ediyorum, ona bakacağım. Gana neymiş? Cedi. Tamam, Gana cedisi. Gana sedi mi cedi mi, ben de bilmiyorum. Bir Gana sedisi 1,35 Turkish lira yapıyor. Rassamaha. Polonya zlotisi. Rassamaha. Bak bir dakika. 5 yıllı açıyorum arkadaşlar. Ben buraya 2 sene önce geldim. Ben geldiğimde 0,8 Türk lirası ile 1 zloty alıyordum arkadaşlar burada. Rassamaha.
0.8 Türk lirasıyla şurada bir yerde işte. Şurada bir yerde mi geldim ben? Nisan'da geldim. Nisan'da geldim abi. Yaklaşık 0.8'de işte şu civarlarda. 0.8 Türk lirasıyla 1 zloty alıyordum arkadaşlar. Bakın. Bugün 1 zloty ile 1.71 lira alıyorum. Rassamaha. Şimdi size bir sorum var. Bu Polonyalılardan esir aldığımız bir papaz var mı? Başka sorum yok. Başka sorum yok arkadaşlar. Bu konuyla ilgili. Devam. Ha ne var günün sonunda? Polonya'nın Allah'ı yok. Bizim Allah'ımız var. Azerbaycan'a AS canım bebeğim. Adam casus ağı başkanı. Evet bu doğru. Bu doğru. Onu kimse zaten yalanlamıyor. Yani şunu da yalanlamıyorum. Amerika'nın falan Türkiye'ye yaptırım uyguladığını yalanlamıyorum. Bu da doğru. Bunların hepsi doğru arkadaşlar. Bunlar asparagas haber değil. Bunların hepsi doğru. Doğru. Ama fırsat verirsen kullanıyorlar be paşam. Fırsat vermeyeceksin. Hangi ülke hangi ülkenin iyiliğini ister ki? Yani şimdi Amerika... Oh Almanya'da ne güzel dostumuz be. Of be Almanya brom yalarım Almanya'yı be diye dolaşmıyor ki. Almanya Amerika fırsatını bulsa Almanya'yı kucağına oturtur yani. Niye oturtmasın? Hakikaten bir ay İngiltere'de dilencilik yapsan iyi para. Rassamaha. Olacak o kadar nesli geliyor değil mi şimdi? Başımızdakiler böyle oldukça olacak o kadar skeçler hep öyle biterdi ya. Başımızdakiler böyle oldukça. Rassamaha. Neyse kayyumlanmadan biz yayınımıza geçelim. Kayyumlanmadan biz yayınımıza geçelim. Rassamaha. Polonya'ya da Norveç'e kaçmayı düşünüyorsun. Ben de Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum kardeşim. Evet bu doğru. Evet. Bu doğru. Rassamaha. Türkiye'ye döneceğiz. Niye dönme diyorsunuz? Pleblerim ne diyor? Pleblerim ne diyor? Ne diyorsunuz plebler? Rassamaha. Vallahi dönerse bizimdir, dönmezse hiç bizim olmamıştır. Vallahi arkadaşlar, açık konuşayım. Ciddi yorum yapacağım. Biliyorsunuz ben Polonya'da bayağı uzun bir süre
Şirkette çalıştım, beyaz yakalılık yaptım. Aynı anda şirkette çalıştım, aynı anda yayıncılık yaptım, aynı anda bilmem ne yaptım. İçkim yok, kumarım yok, insan dolandırmıyorum, adam sikmiyorum. Kazandığım her kuruş anamın sütü gibi helaldir bana. Ve ben de şu an bulunan para zlotidir, eurodur, dolardır. Aslına bakarsanız ben keko şu anda çok mutlu olmam lazım ama olamıyorum işte. Olamıyorum çünkü Türkiye benim memleketim. Türkiye'ye döneceğim. Dönmek istiyorum. Hala istiyorum. Cart diye de dönülmüyor tabii. Önce halletmem gereken bazı şeyler var. Hani orada evleneyim, orada yaşayayım. Çocuklarım orada büyüsün istiyorum. O yüzden memleketin ilerlediği bu ekonomik durum bana çok koyuyor. Koyuyor yani. Yani şu an benim aslında zil takıp oynamam lazım. Vidanjör! Benim zlotim, ben kazandığımda 0.8'di TL'ye karşılığı. O parayı kazanırken ben. Şimdi olmuş 1.7. Benim şu an böyle böyle yapmam lazım. Ama işte öyle olamıyorum. Ne olacak sonumuz? Vallahi arkadaşlar baştan söyleyeyim, benim uzmanlık alanım değil. YouTube'dan izleyenler varsa şu an beni yargılamasınlar. Ben çinko karbon bir vatandaş olarak kendi gözlemlediğimi belirteceğim. Lütfen beni linç etmeyin. Benim Türkiye ekonomisinde gözlemlediğim şey şudur. Araştırdığım şekilde de açıkçası. Burayı kesin keserler çünkü. Kestiler burayı değil mi? Ya bir oran vardır. Dış borç ve milli hasıla oranı. Bu genelde bunun oranı %3,5 şeklinde. Ne zaman gittiyse, Türkiye'de ekonomik kriz yaşandı. Ya uzun zamandır bu %10'un altına falan düşmüyor. Hani ekonomik kriz yaşanmasa da bir duraksama dönemi geleceği belliydi. Yine nasıl dayandık onu ben de bilmiyorum. Şimdi yaşadığımız şey ekonomik kriz mi? Onu ben bilmem. İktisatçılar daha iyi bilir. Ama yıllarca biraz ölü yatırım yaptık ya. Yani ses cızır diyor. Plebler ses cızır diyor diyor. Sen de cızır diyor mu kardeşim? Sen de cızırdamıyorsa sıkıntı yoktur. Aynı yayını izliyorsunuz Akü. Yani geri dönüşü olan inşaat yatırımları oldu mu? Oldu. Betona yatırım her zaman kötü değildir. Bir 3. havalimanı projesi var. Şu anda neredeyse oldu. Güzel yatırımdır. Saygı duyulmalıdır. Hoş yatırımdır. Bir boru hattı var. Azerbaycan üstünden gelecek, İtalya'ya kadar gidecek. En büyük kısmı bizden geçiyor. ESC'de oyun durmuyor. Gerizekalı. Arkadaşlar cızırtı biraz olacak klimamdan ötürü. Bu da güzel yatırımdır. Ama onun dışında inşaat yatırımı bu tip durumlarda en çabuk sendeleyecek sektörü. En çabuk sendeleyecek sektörlerden birisi. Bakalım göreceğiz. Bakalım. Subası geçecek misin? Bakarız. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben ekonomist değilim. Ben iktisat bilimcisi değilim. Yani şunu bilirim.
Bak çok basit şunu biliyorum ben. Çok bir bok bildiğimden değil ya. Bilmiyorum yani. Ben çinko karbon vatandaşım sonuçta. Bak çiziyorum abi. Abi şöyle bir şey tamam mı? Bak bu Türkiye tamam mı? Şöyle bir Türkiye çiziyorum. Tamam mı kardeşim? Bak bu Türkiye. Bak kardeşim. Çizemiyorum da anasını satayım. Burada ok var mıydı ya? Bak kardeşim. Çiziyorum kardeşim bak. Sana çiziyorum kardeşim. Ok çizemiyorum. Akü, neyse kalemle çizeyim. Bak. Heh. Bak kardeşim. Buradan borç alırsın. Tamam mı? Buradan mal sokarsın. Buradan da mal satarsın. Bu kadar basit. Burada sattığın mal, burada ürettiğin malla alakalı. E sen borç alıp mal üretecek bir yatırımın olmazsa, satacak malın olmazsa bu yaşanır yani. Ben bunu ilkokul bir matematiğiyle anlatabiliyorum. Benim bu konu hakkındaki bilgim bu kadar. Tekrar ediyorum. Dış mihrakların oyunu var mıdır? Vardır. Sonuna kadar vardır kardeşim. Eyvallah. Ama onlara fırsat vermemek lazım. İşte güçlü devlet politikası da böyle bir şey. Güçlü ekonomin olursa, ekonomini güçlendirirsen. Biz burada habire Hearts of Iron oynuyoruz. Hearts of Iron'da yaptığımız ilk şey fabrika yapmak değil mi kardeşim? Росомаха. Olay bu. O bayağı su basacı varmış ya. Özgür Demirtaş'ın dış mihraklar yorumunu izleyebilirsin. Benim de farklı bir şey söylediğini zannetmiyorum ya.